Mart'ın sonu bahar, dertlere derman var. Mart'ın sonu bahar, dertlere derman var. Mührü bas, altı oka, huzur dolu yarınlara. Mührü bas, altı oka, huzur dolu yarınlara. Sayın Başkanım, 3 ayda bir seçim kampanyası yürütüyorsunuz. Bu yürüttüğünüz seçim çalışmaları hakkında bilgi verebilir misiniz? Evet. Öncelikle sizlere gerçekten teşekkür ederim. Yani basının bölgede, yerel basının gerçek anlamda özellikle bu tür süreçlerde halk üzerindeki etkiler çok önemlidir. Bu anlamda biz de gerçekten bu dönem Erzincan'da başka şeyler oluyor. Bunu her katmanda görmek mümkün. Tabii öncelikle benim Erzincan adaylığım neredeyse açıklanan ilk illerden birisi oldu. Ben daha önceden işte Bakırköy Belediye Başkan Yardımcılığı, Encümen Başkanlığı, İmar Komisyon Başkanlığı, Harita Komisyon Başkanlığı, bir sanat komisyonunda birçok projelere imza attık. Biz İlk özellikle 2014'te Bakırköy'e gittiğimizde kitaplar dolusu gittik. Yani ben aynı zamanda bir tasarımcıyım. Biz kentin bütün donatı alanlarıyla, yani bütün canlıları, yaşam haklarını savunan insanlardan biriyim. Çünkü dünya öyle bir şekilde tasarlanmış ki birisinin yokluğu başka felaketler getiriyor. O yüzden her canlının yaşam hakkına, hukukuna saygı duymamız gerekiyor. Bizim de işlevsel olarak, mesleksel olarak bunlara yaşam alanları oluşturmak, daha ergonomik, daha mutlu, daha yaşanabilir kentler planlamak ve insanların da huzur içerisinde burada dolaşımlarını, yaşamalarını kolaylaştıracak planlamalar yapmak. Açıklandıktan hemen sonra bütün teknik arkadaşlarımla birlikte, özellikle içinde sanat tarihçisi dahil, sosyolog dahil 10-15 kişilik bir kadroyla Erzincan'ın bütün sokaklarına dağıldık. Ve yaklaşık 1,5 ay evet, yani kenti dinlemekle geçirdik. Kentin ana sorunu, öğrencinin sorunu, çiftçinin sorunu, memurun sorunu, biz bu kente neler katabiliriz? Bunun çabası ve bunun çalışması içerisinde olduk. Ve daha sonra bu çalışmaları, bir buçuk aylık çalışmaları masaya koyup burada planlama boyutuna geçtik. Öncelikleri sıraladık. Bu öncelik sıralarında da öncelikle birincisi bu kentin bir meydanı yoktu. Bu kentin, önce dedik ya evet, biz Cumhuriyet Meydanı'yla bu kenti ayağa kaldırmamız gerekiyor. Çünkü bu kentte meydanlar öyle bir şey ki, meydanlar kentin özgürlük alanlarıdır. Kentin uygarlık alanlarıdır. Kentte birlikteliği sağlar. Engelsiz ulaşımı sağlar. Ve bunu yaparken de burayı bütün milimetre karesine kadar hesap ettik. Çünkü biz bir anlamda da bilim insanıyız, matematikçiyiz. Biz real konuşuruz, gerçeği konuşuruz. Yapamayacaklarımızı konuşmayız. Bu anlamda bu çalışmalar sonucunda birçok projeler gelişti. Bunlardan Cumhuriyet Meydanı, Buğday Meydanı, Buğday Meydanı'nın da anısı önemli. Gerçekten biz oraları, özellikle sanayi arka tarafları dolaştığımızda Erzincan'da çekiç sesini duyamadık. Yani ben onu dedim arkadaşlar, yani öyle bir kent haline gelmişiz ki bir çekiç sesi bile duyamıyoruz bu kentte. Bu kentte başka bir şeyler var. Bu kent uyumuş. Bu kenti uyandırmak gerekiyor. Daha önceki yöneticiler, çünkü belediye başkanının bir kent için çok önemli bir faktördür. Yani belediye başkanının gözü kentin gözüdür. Heyecanı kentin heyecanıdır. Yani bu yüzden
belediye başkanları seçerken çok çok özellikle üzerinde durmamız gereken sebeplerdir. Haliyle Buğday Meydanı'ndan başladık ikinci proje olarak. Burada üreticinin tüketiciye nasıl ulaşabilir ilk elden? Özellikle de belki de Türkiye'nin en modern pazar alanlarından, işte süt ürünlerinin depolanma alanından, üretim alanlarından, onun ambalaj alanlarından, bütün yani bütün kuru gıda sebzelerin yine öyle üretimi aynı zamanda sanayiyle nasıl entegre ederiz, bunun hesaplamalarını yaptık ve bunu bütün altyapılarını da burada yaptık. Her şeyden önce kentte inanılmaz derecede kangren haline gelmiş bir otopark sorunu var. Yani Cumhuriyet Meydanı ve Buğday Meydanı'nda bunu çözmüş olduk. Bunu çözerken de bir sürü Avrupa fonları var ve yine yapışet devlet modelleri var. Bunlarla çok hızlı bir şekilde bunları yöneteceğiz. Yine gerçekten Erzincan'a baktığımız zaman vatandaştan gelen sorunlardan birisi de kentsel dönüşüm sorunları. Erzincan'ı o hale getirmişiz ki TOKİ denen gerçekten estetikten yoksun, kontrolden yoksun, kente hiçbir katkısı olmayan beton yığınlarından başka bir şey değil. Öncelikle bütün Erzincan'ın bu riskin ne kadar tehlikeli olduğunun farkına varması gerekiyor. Halen biz gerçekten 3 büyük deprem geçirdik. Sanki halen ders alamamış gibiyiz. Öncelikle biz önceliklerimizden bir tanesi de insanların, özellikle hemşehrilerimin can güvenliği bizim için olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Bunun için deprem toplanma alanlarını derhal hayata geçirmemiz gerekiyor. Buralarda, parklarda yaşamlar bir ay bu deprem toplanma alanlarında nasıl yaşam devam ettirilebilir? Buralardaki bütün parklarda yeraltı sorunlarını, bütün sosyal ihtiyaçları nasıl giderebileceğimiz size dair bütün planlamaları hayata geçireceğiz. Yine gerçekten özellikle bundan sonra 1 Nisan'dan sonra TOKİ Erzincan'da en ufak bir çivi bile çakamayacak. Biz özellikle bunu da belediyenin kendi şirketleri var. Bu şirketlerle kentsel dönüşümü sağlayacağız. Kentsel dönüşüm, gerçekten kentsel dönüşüm, kentsel yenileme. AK Parti'nin gerçekten bu ülkeye çok büyük ihaneti var. Özellikle konut anlamında. Zaten Cumhurbaşkanı da bunu söyledi. Yani bunu kendi cümleleri olduğu için biz Türkiye'ye ihanet ettik, biz İstanbul'a ihanet ettik diye bu cümleleri Sayın Cumhurbaşkanı da çoğu yerde kullandı. Gerçekten ihanet edildi. Yani bu kentte, bu ülkede çiftçiye de ihanet edildi, emekliye de ihanet edildi, kentlere de ihanet edildi. Ama kentin insanlarımız artık bunun farkına vardı. İnsanlarımız gerçekten sokakta dolaştığım zaman kavga etmek istemiyor. İnsanlarımız barış huzur içerisinde yaşamak istiyor. Bunu yani yapamayacak gerçekten hiçbir şey yok. Biz bunu özellikle Erzincan'da, ben özellikle gerçekten insanların hoşgörülü, insanların son derece saygın, insanların bu tür kutuplaşmalardan uzak olduklarını çok yakın görüyorum. Benim MHP'li arkadaşlarım da çok yakın arkadaşlarım var. AK Partili arkadaşlarım var. Yani bütün partilerden birçok arkadaşım var. Onlarla, hatta Bekir Bey'le de zaman zaman akşamları oturup konuşabiliyoruz. Sebep sonuç ilişkilerimiz. Her şeyden önce dostuz. Öncelikle hemşerilik burada başlıyor. Evet, farklı partilerin adayı olabiliriz ama Erzincanlılık esasında hepimiz biriz. Hepimiz de hiç şüphesiz bu memleketimiz için eşsiz bucaksız gerçekten bu verimli topraklarıyla, bu ovalarıyla, bu dağlarıyla, hele hele ırmağıyla, yani öyle bir nimet vermiş ki ne yazık ki biz bunlara hepsine ihanet etmişiz. Yani işte Fırat'a ihanet etmişiz. Nasıl ihanet etmişiz? Çöpü getirmişiz, koymuşuz Fırat'ın hemen yanı başına, Fırat'ı zehirliyoruz. Çöpü koymuşuz Fırat'ın yanı başına, hayvanlarımızı zehirliyoruz. Çöpü koymuşuz Fırat'ın yanı başına, tarlalarımızı zehirliyoruz. Ve tarlalarımızdan ektiğimiz, biçtiğimiz o ürünü mutfağa taşıyoruz. Mutfakta kendimiz zehirleniyoruz. Yetmezmiş, kanser vakaları her ailede karşılanır oldu.
İşte bütün bunların bir sebebi var. Yani bütün bunlar yapılırken eğer teknik birim, teknik uzmanlık alanındaki insanlar bu tür yönetimlere gelmediği sürece bunları daha çok yaşarız. Eğer gerçek anlamda bugün bu belediye, işte mimar, mühendis, şehir plancı ve buna benzer teknik insanlar yönetseydi sorumlulukları çok iyi, daha iyi taşıyacaklarına eminim. Çünkü her insan bilemez. Her insan kenti nasıl yönetileceğini bilmez. Biz bir kenti planlarken kentin nereye doğru büyümesi gerektiğini, altyapı sorunlarını, üst yapı sorunlarını, her şeyden önce insanı merkeze koyarız. Yani insanın sosyal donatı alanlarından, heyecanlarından, eğlencelerinden, kültüründen, sanatından, edebiyatından, yani yaşama, kente tutunabileceği alanlar belirleriz önce. Ve sonra bir işi 10 yıl, 50 yıl, 100 yıl ötesinin planlamalarını yaparız biz. Şimdi bu kent yeni bir kent. 92'lerden, 94'lerden bu yana gelen bir kent. Bu kentte şu anda otopark sorunu yaşanıyorsa, yani kaldırım sorunu yaşanıyorsa, konut riski yaşanıyorsa, demek ki bu kente hiçbir şey yapılmamış. Yani evet, Tayyip Bey İstanbul'a ihanet etmiş ama buranın yöneticileri de buraya ihanet etmiş. Çok net söylüyorum bunu. Çünkü biz gerçek anlamda bu kentte o kadar çok siyasilerimiz var ki, yani Cumhurbaşkanından, Başbakanından, Bakanından bir sürü var. Çok iyi, çok iyi nitelikli siyasetçilerimiz var. Fakat yerel yöneticilerimiz ne yazık ki bu koordinasyonu sağlayamamış. Yani niye sağlayamamış? Çünkü bilmediklerinden dolayı. Yani bir projeyi bilgiyle yaparsın, beceriyle yaparsın, ortak akılla yaparsın. Her şeyden önce ortak akla inanan bir kadro anlayışı yok. O yüzden bu kente gerçekten çok iyi şeyler katacağımıza eminim. Biz işte Kızılay'dan sonra yine vatandaşlardan gelen semt evleri, yani buralarda aile hekimliğinin, bilgi evlerinin, kreşlerin, çok amaçlı spor sahalarının, düğün, nişan, taziye, toplantı alanlarının yapılacağı alanlar. Yani anlatacağım şu, gerçekten 7'den 70'e bütün vatandaşların, öğrencinin de, yaşlının da, kadının da, memurun da, öğretim görevlisinin de, doktorun da, hepsinin sorunlarını çözmek için biz varız burada. Çünkü bunlar bir bütün. Bu bütünlerden bir tanesini çıkardığın anda o denge bozulur. Sonra yani öyle bir süreç ki Erzincan öyle yoksun, öyle mahzun, öyle hüzünlü bir kent haline dönüşmüş ki bugün çevremizdeki bütün iller inanılmaz derecede büyük şehir olmuş ama Erzincan halen yani bu sıfatını temiz. Çok talihsiz bir olay yaşadık. Cumhuriyet Meydanımızda bulunan standımıza bir bayan arkadaş müdahale etti ve orada hiç şüphesiz yaklaşık 65 yaşındaki bir bayan arkadaşımız, annemiz, kardeşimiz, bizim biliyorum yani bunun bir provoke eylem olduğunu çok net okuyabiliyoruz. Çünkü benim o ablam veya annem flomaster kalemi bilmez. Yani oranın, o brandanın neyle çizileceğini bilmez. O ablanın kendi şeyi, dürtüleri değil bunu. Bunu yönlendirenler var. Tabii ki yani biz bu zamana kadar 3 kez anket yaptık. Son anketimizde büyük bir firmanın özellikle 15 Mart'ta yapmış olduğumuz bir anket. Son hafta, özellikle bu haftaki verilerde MHP'ye geçen, AKP geçirgenliğinde geçen MHP oylar tekrar AK Parti yeniden onları toparlamaya başladı. O yüzden MHP'nin burada çok şanslı olabilme ihtimali ben düşünmüyorum. Büyük olasılıkla bizim yarışımız AK Parti ile bizim aramızdan geçecek. Yani bu da gösteriyor ki bizim çok rahatlıkla bu dönem, evet, 31 Mart'tan sonra baharı hep birlikte kutlayacağız. Çünkü hep ben şunu söylüyorum. Yani Erzincan'da güneş doğmadan İstanbul'da sabah olmaz. O yüzden biz Erzincan'da güneşi doğuracağız ve İstanbul'da, Edirne'de de sabah olacak. Yani bunu çok net bir şekilde inşallah hepimiz şahit olacağız. Bir diğer nokta ise, yani benim şu anda özellikle
Cumhuriyet Halk Partisi 93.3'ün blok oyu zaten şey yapıyoruz, konsolide ediyoruz. Özellikle MHP'den ben şu anda yaklaşık 6.4 oy alabiliyorum. Yani işte İYİ Parti'nin %80'ini konsolide edebiliyorum. Özellikle buradaki kararsızlar, %15 kararsızlar var. Bu da ciddi bir oran. AK Parti'de normalde 3.5 oy alabiliyorum. Bunların bütün detayları var. Mesela AK Parti CHP'den benden 0.8 alıyor. Kendi seçmeninden yaklaşık bu son dönem geçişler sağlanmaya başladı MHP'den AK Parti'ye doğru. Sağlanmadan önceki durumu 57.1. MHP'den AK Parti 3.1 alıyor. HDP'den AK Parti 1.6 alıyor. İYİ Parti'den 6.3 alıyor. Yani MHP ne alıyormuş? MHP Cumhuriyet Halk Partisi'nden 2.8 alıyor. AK Parti'den 32.9 alıyor. MHP kendi seçmeninden 87.1'ini oluşturuyor. HDP'den alamıyor. İYİ Parti'den 6.5 alıyor. Yani diğerlerde 23.1. O yüzden bütün veriler bilimsel olarak açıklandığında bizim 2019 yerel seçimlerini alacağımızı düşünüyoruz. Bu da gerçekten bütün Erzincanlılara burada müjdem olsun. Evet. Az önce konuşmanızda söylediniz. Erzincan'da seçim AK Parti ile CHP arasında kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle, çünkü yani şimdi AK Parti'nin yaklaşık 16 bin oyu var. Yani normalinde AK Parti'nin 36 bin, MHP'nin 16 bin, CHP'nin 22 bin. Yani İYİ Parti'nin 5 bin, 4805 bin. Şimdi zaten AK Parti'den MHP'ye geçen oy oranı 10 bin olduğunda 26 bin MHP oluyor, 26 bin AK Parti oluyor. Zaten İYİ Parti ile bizim toplam oy oranımız 27 bin oluyor. Diğer oylarda katıldığında 32 bandını görüyorum. Yani bu 32 bandını zaten 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85 bin oluyor. 85 binde 90 küsür bin seçmen sayımız. 85'te sandığa gidecek. O çok real bir şekilde gözüküyor. Yani MHP ile bizim aramızda geçebilmesi için AK Parti'nin dip yapması gerekiyor. O yüzden imkansız bir şey. Yani biraz sokak köpürtmeleri fazla yapılıyor. Bundan dolayı da piyasada böyle bir algı var ama mümkün değil. MHP'nin alma ihtimali, daha doğrusu MHP ile çekişme ihtimalimiz mümkün değil. Şimdi eğer gerçekten MHP burada kazanma ihtimalini görebilse, yani benim seçmenlerimin üzerine sürekli provokatif bir şeylere girmez. Benim seçmenim son derece bilinçli bir seçmen. Benim seçmenim gerçekten bilgi, beceri, donanım, yeterlilik, liyakat sahibi insanlara yanında olur. Bir de yani diğer adaylardan daha önde işte kent kimliğine sahip, kenti yönetmiş, bütün deneyimlerini sahaya aktarmış ve o bilgi birikimini de buraya taşımış bir adaylara dururken niye yani Bekir Bey'e versinler ki? Yani Bekir Bey'e vermeleri için yani benden daha yönetebilir algısının ve anlayışının olması gerekiyor. Benim seçmen oyu da biliyor. O şu anda nerede oy oranımızı da çok rahatlıkla yapılandırabiliyor. O yüzden bu söylemlerde çok doğru bulmuyorum. Zaman zaman benim de kulağıma geliyor ama Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti seçmeni son derece akılcı, son derece bilinçli, son derece kararlı. Zaten verilerde de görüyoruz. Yani ben MHP'den yaklaşık 5.8 gibi şimdi şey yapmayayım alıyorum. MHP benden 2.1 alıyor. Bu nasıl? Mümkün mü? Yani biz bilimsel olarak açıklarız. Yani öyle söylemsel olarak değil. Gerçekçi olmak gerekirse kusura bakmasınlar. Artık yani burada AK Partili adayım da MHP'li adayımız da Sayın Bekir Bey, Cemalettin Bey
diğer Saadet Partisi adayımız da, Büyük Birlik Partisi adayımız da gerçekten artık kesinleşmiş durumda. 1 Nisan hayırlı olsun. Yani kendilerine biz de deneyimlerinden yararlanacağız, söylemlerinden yararlanacağız. Zaman zaman 4 adayı da gerçekten her ay isterlerse toplantıya çağıracağım. Onlarla bilgilerinden yararlanacağız. Biz bu İstanbul'daki bütün Erzincan'daki bütün yöneticilerin, bütün önderlerin her zaman için söylemlerine ihtiyacımız var. Düşüncelerini kayda alacağız, değerlendireceğiz. Eğer Erzincan'ın hayrına olan herhangi bir düşünceleri varsa bunu da hayata geçireceğiz. Zaman zaman yine şimdi MHP Sayın Bekir Bey biraz daha böyle talihsiz bir takım açıklamalar da yapmıştı. Bu dil sütresine yoruyorum ben. O yüzden özellikle bana da arkadaşlar geldi ya böyle böyle ne yapalım anlamında, yani biz işte sosyal medyada hayır dedim. Yani olabilir. Yani sonra da Bekir Bey açtı bana, dedi ki ya evet yanlış anlaşılmış ama kusura bakılmasın diye. Biz gerçekten son derece samimi, içten, kardeşçe, dostça bu seçim sürecini yöneteceğiz. Cemalettin Bey'le de zaman zaman yan yana geliyoruz. Zaman zaman ortak bir takım strateji hareketleri belirliyoruz. Büyük Birlik Partisi ile de aynı şeyi yapıyoruz. Bekir Başkan'la da aynı şeyi yapıyoruz. Yani bizi sokaktaki provokatif eylemler birbirimize olan saygınlığımızı asla yitirmez. Biz bunu önemsiyoruz.